Evet, hemen hızlıca bir mola verdim. Vakit bulduk mu böyle arka arkaya çekiyoruz. Görünüşten anlıyorsunuz genelde. Setup'tan falan, işte ışıktan mışıktan anlaşılıyor mu tarz şeyler. Yapacak bir şey yok, biz de böyleyiz. Pont Valley'in muharebesini bitirmiştik az önce. Yani bir önceki bölümde. Şimdi Orleans kuşatmasına başlayacağız. Won an overwhelming victory at the Battle of Pont-Valin. It was the first time the English had been utterly defeated during the war, but the triumph was short-lived. As England spent the next 60 years amassing French territory through alliances and victories at great battles, such as Agincourt. It seemed that nothing could stop England. Who then could have foreseen that a teenaged girl was about to change the course of history? Jeanne d'Arc. In 1429, France was in dire straits. Nowhere was it more evident than the besieged city of Orleans. The city was completely surrounded by English-held forts. But just a few days' ride away, here in Chinon, there was potential help. The French royal prince, the Dauphin Charles, was holed up in his fortress and under pressure to ride out to save Orleans. As Charles hesitated, a young peasant girl arrived at his court. Her name was Jeanne d'Arc. She claimed to have received saintly visions, giving her a divine task to help Charles become king and drive the English out of France. Sonra idam ediyorlar falan bunu. Charles was skeptical, but was soon convinced of her divinity. Daha sonra aziz ile azze ilan ediyorlar falan filan. Bunlar da az değil ha, bakma sen. To Jeanne, this was the first step in realizing her God-given destiny. In April 1429, she rode out from Chinon at the head of her army to confront the hated enemy of France. Bunlar da önce bir seviyor bir sevmiyor, sonra asıyor ediyor. Jeanne d'Arc, Fransız ordusunu kuşatılmış Orleans şehrine getirdi. Surların etrafı çevrili ve halkın çaresiz olduğu görülünü gördü. Sağlam inancıyla Fransızları karşı koymak için bir araya toplayıp şüpheye yer bırakmayan ilahi çağrısı için hak iddia edecekti. Hadi bakalım. Age of Empires nasıl anlatacak bu hikayeyi? Filmleri yapıldı, kitapları yazıldı. Tarihte anlatıldı da anlatıldı, övüldü de övüldü, bitirilemedi. Bakalım Age of Empires nasıl anlatacak bu kadının hikayesini. Hadi bakalım. Surrounded by English strongholds and with its last line of defense under attack, the city of Orleans grew ever more desperate. In France's darkest hour, 17-year-old Jeanne d'Arc arrived with the king's army to liberate a city and prevent the fall of a nation. Orleans'ı savun, peki. Bana üretim yapmak için hiçbir şey vermiyor musunuz? Hı. Aha, taş yok. Taş bir yerden alıyoruzdur. the English had captured the vital fortification, known as Les Tourelles, on the south bank of the Loire. Orleans would live or die on its access to supplies. Recapturing Les Tourelles would be key to saving the city. Taş nereden geliyor çok merak ediyorum. Ha, burada. Bayağı da var taş. Güzel. İyi. Healing var. Hemen saldırmayı düşünmüyorum açıkçası. Çok şey bir alanı yok Springfield mevzisi koyana kadar. Şunu onlara koyarız belki. Şimdi taşı oraya harcamayalım. Şu tarafa da bir tane yapalım. Ticarethane var mı acaba? Suffered under the English siege for months, Orleans had sent for crucial supplies, but English patrols threatened their arrival at the city. If Orleans hoped to receive the supplies, the French would have to clear the road of English raiders. Yiyeceğe falan biraz adam ayırırsak mı acaba bilemedim ama bir yandan da gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Bunlar buradan gelecek bu arada. Karşılamamız gerekiyor bunları. French eliminated the English raiders, granting the supply convoys safe passage into the city. Each time supplies approached Orleans, English raiders would return to guard the road, hoping to plunder the French goods. O kemirdik mi lan o taşı? The supply convoy arrived in the city, providing the French army with much needed gold. Buradan karşıya mı geçeceğim? Ben şimdi anlamadım. Orleans'ı mı savunacağım, adamları mı öldüreceğim abi? Lan kızıyor böyle. Oduna git. Bunlardan birine Springfield koymamız lazım. Another supply convoy approaching the city, English raiders took up position on the road. The French needed to eliminate the enemy detachment if they hoped to receive the supplies. Büyük bir şey oluyor. Another trade convoy arrived in Orleans with more gold to bolster the army. Öf. Hadi orayı da temizleyelim. Hoş değil ama. Kuşatma makinesi yapacak mıyım acaba? Gerekecek mi bana mancınık? Çok merak ediyorum o konuyu da. Tercihen yalnız yolum optional quest. Soyez des attentifs. J'y laisse commandement. C'est pas que ça! Şurayı temizleyelim. Buradan asker basıp gelmesinler yani. Şu kalenin içini fethetmem gerekecek. With the western fort destroyed, the French could safely cross the Loire River by this route. Ne dedi o? Kaçırdım arada. Önemli bir şey söyledim ama. Ya bana iki tane köprü gösteriyor haritanın üzerinde. Birisi burası, birisi oradan. Karşıdan gelip duruyorlar. Orleans şehrinin merkezi zaten burası. Köprü yıkılmış. Erzak konvoyu gelsin. Erzak konvoyunun orada adamlarım var. Savunmam da güçlü şu anda yeter kadar. Bir an oradan geçmeye çalışacaklar diye. To prevent an English onslaught, Jeanne d'Arc had to find another way to cross to the south bank and make her assault on Les Tourelles. Bir an dedim, bir an. Tamam, geliştirmelerimiz okey. Kutsal ya bu abla. Ne alaka abi, odun çıkıyorsun mu? Şeyse bekleyeceğim önünde. Eğer çok fazla kuşatma gerektiren, yani taş surlar falan varsa ki var. Ben mal yani, birazcık özür diliyorum arkadaşlar. compagnons, ayez bien pur, si comme le volet. Engendre, second votre commandement. Engendre des sièges, si par convenance. Kuvvet izzet engendre. O yolu temizledik en azından. Direkt gidebiliriz. Taş alabilirim ya. En azından Springfield ve mevzilerini şey yapmış olurum yani. Arttırmış olurum. Taş alamıyor muyum? Niye o da ona sıkıyor? Şimdi iki tanecik mancınık yapabildim. Yeter. Taş satın alıyorum ve bir yerden geliyor bir şekilde. Üzerine düşünmüyorum bile. Lan oğlum lan. Another trade convoy arrived in Orleans with more gold to bolster the army. Les Tourelles was the linchpin in the English siege of Orleans, blocking the main supply route to the city. If Jeanne d'Arc could capture it, Orleans would finally be liberated. Yani biz de top yapabiliyor olsaydık güzel olurdu tabi de. Normalde böyle kaleler şeydir aslında. Onu bilmiyorum. Hızlı sen söyle. Ne anlatıyordum ben ya? Oyuna daldım geri. Kaleyi yıkabileceğiz mi bakalım? Vallahi rush'la kaleyi yıkacağız gibi duruyor. Evet, iç kaleyi yok ettik. Aynen, rush'la iç kaleyi hallettik. The king's army drove the hated enemy of France from Les Tourelles. With the main road to the city back in French hands, the English abandoned their long siege of Orleans. Tabii kıyının da karşısına ele geçince kuşatma bitti. Jeanne d'Arc would forever be remembered as the maid of Orleans. Orleans dediğimiz hero değil ama maiden. Savior değil yani, illa bir cinsiyetçilik yapacağız yani. Tamam. Çık evet. Bir sonraki bölüm Patay. Patay muharebesi neymiş acaba? Neyse, Orleans da güzeldi. Patay'a da bir ara devam ederiz artık. Buradan sonra 3 bölüm kalıyor. Yüzyıl savaşlarını da bitireceğiz böylelikle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.